Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Bugün stüdyo konuğumuz KPMG Türkiye İnşaat Sektörü Lideri İsmail Önder Ünal. Hoş geldiniz yayına. Şimdi aslında KPMG'nin en son çıkardığı inşaat sektörüne ilişkin bir rapor var. Yayın boyunca da onu konuşacağız. Türkiye'deki inşaat rakamlarının yanı sıra dünyada sektördeki büyüme hızı, büyüme kalemler, katkılar ve tabii ki inşaat sektörü üzerindeki istihdamdaki son rakamlar hepsini detaylı bir şekilde masaya yatıracağız. Ama sektör analizini yapmadan önce İsmail Bey ile beraber bir isterseniz sıcak haberleri, gelişmeleri değerlendirelim. Bunlardan bir tanesi de sektörün yakından takip ettiği son zamanlarda Emlak Katılım Bankası'nın ne zaman faaliyete geçeceği ve işleminin ne olacağıydı. BDDK'dan Türkiye Emlak Katılım Bankası'na yeşil ışık geldi. Faaliyet izni çıkan Emlak Bank, Türkiye'nin 6. Katılım Bankası olacak. Özellikle oradaki detaylara baktığımızda biliyoruz ki en son 2001 yılında Emlak Bankası faaliyetini durdurmuştu. O dönemden sonra tekrar hayata geçirmesini ifade edecek haberi dinleyelim, üzerine konuşalım. Türkiye Emlak Katılım Bankası'na faaliyet izni çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yaptığı incelemeler sonunda onay verdiği Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni 27 Şubat tarihli resmi gazetede yayımlandı. Merkezi İstanbul olarak belirlenen Emlak Bank, Türkiye'nin 6. Katılım Bankası olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos ayında açıklanan Cumhurbaşkanlığı 100 günlük icraat programında Emlak Bankası'nın tekrar faaliyete başlayacağını açıklamıştı. Emlak Bank faaliyette bulunduğu dönemde sadece konut projelerine değil, dış ticaret ve denizcilik sektörlerinde de faaliyet göstermişti. 3 Temmuz 2001 tarihli resmi gazetede yayımlanan kararla Emlak Bank'ın bankacılık yapma yetkisi sona erdirilerek tasfiye kapsamına alınmıştı. Evet, isterseniz bu haberle başlayalım. Yani Emlak Katılım Bankası'nın tabii ilk bizim masaya yatırdığımız, konuştuğumuz konu bankaların çıkaracakları tahviller ve aslında bir MBS sistemiyle beraber bir nevi bu bireysel konut kredilerine dayalı bir değil mi tahvil olacak. Evet. Ve bu mekanizmanın da aslında ana çatılarından bir tanesi de Emlak Katılım Bankası olacak deniliyordu. Ama bunun dışında birçok işlevi de olacak. Ne dersiniz? Her şeyden önce beklenen bir haber olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü sektördeki temel sıkıntılardan bir tanesi finansmanla ilgili olan problemler. Dolayısıyla inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin bir finansman ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Emlak Katılım Bankası da bu anlamda kuruluşu faaliyete geçmesi beklenen bir bankaydı. Kurulumu sonrası sektöre beklediği desteği vermesini ümit ediyoruz. Peki beklenen desteği biraz açabilir miyiz? Yani finansman dışında ne gibi işlevleri olması bekleniyor Emlak Katılım Bankası'nın? Buradaki temel beklenti alternatif bir takım finansman araçlarını kullanarak sekürtizasyon bunlardan bir tanesi olabilir. Sektöre bir nakit girişi sağlaması olabilir diyebiliriz. Çünkü şu an İnşaat sektörünün içinde bulunduğu duruma bakarsak, Türkiye'de geçmişten bugüne ekonominin temel lokomotiflerinden bir tanesini oluşturmakta, etkilediği yan sektörlerle birlikte. Aynı şekilde toplam istihdama katkısı da oldukça önemli sektörün. Fakat kur, faiz, enflasyon gibi değişkenler nedeniyle oldukça hassasiyet de gösterebilmekte. Dolayısıyla sektörü bu manada destekleyecek, ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayacak bir kuruluşun varlığı orta ve uzun vadede sektörü bu tip dalgalanmalardan da kurtaracaktır diye düşünüyoruz. Peki bu faizsiz olması kısmını biraz açabilir miyiz? Yani bu ne ifade edecek Emlak Katılım Bankası ile ilgili? Yani aslında faizsiz konut kampanyası sektör için ne ifade ediyor? Dünyada örnekleri var mı ya da Orta Doğu'da yine benzer katılım bankacılığı içerisinde bunun örneği var mı? Nasıl bir sistem? Şimdi adı üstünde katılım bankası. Zaten ismini hem kar hem zarara katılımdan alıyor. Fakat pratikte baktığınız zaman finansmanın bir maliyeti olduğu da gerçek. Dolayısıyla günün sonunda hani katılım bankası olarak kurulmuş olsa bile sağlayıcı finansmanın bir maliyeti olacaktır. Burada aslına bakarsanız daha önemli olan ya da kritik olan finans sektörü içerisinde zaman zaman riskli görüldüğü için kredi iştahı açısından gereken desteği alamayan sektörün böyle yeni bir finansman
kaynağı bulacak olması. Dolayısıyla ilk etapta ben bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani geçmişten bugüne baktığımızda konut tarafında talebi destekleyen iki temel faktör var. Bunlardan bir tanesi barınmayla ilgili olan ihtiyaç. Diğeri ise tasarruf ve yatırım aracı olarak görülmesi. Türkiye'de bu manada kendi demografik özellikleri, genç nüfusu, aldığı göç. Bu nedenle sektörü bugüne kadar oldukça canlı bir şekilde, dinamik bir şekilde görüyorduk. Ama az önce söylediğim gibi işte özellikle finans piyasalarında kaynaklanan kısa vadeli diyebileceğim. Hem maliyet artışı, maliyet artışı da, hem de faiz değil mi? Haklısınız. İşte kur bacağı zaten daha çok oradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında sektörün ihtiyacı olan orta uzun vadede özellikle kentsel dönüşümle birlikte aslında önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte kısa vadede yaşadığı bu tip kırılganlıkları aşmasında destek olacak bir kuruluştu diyebilirim. Emlak Katılım Bankası bu manada önemli olacaktır. Ama bununla birlikte tabii işte maliyet artışları, özellikle yatırımcıların beklentilerindeki pozitif gelişmeler sektörün topyekün tekrar canlanması açısından da önemli faktörler olacak. Peki kamu özel sektör işbirliği projeleriyle ilgili özellikle ne düşünüyorsunuz inşaat sektöründe? Çünkü sektördeki finansman sıkıntısını biraz daha alevlendiren bir bacak mı sizce? Biraz daha körükleyen bir problem mi? Ve tabii Türkiye'deki kamu özel sektör işbirliği projeleriyle dünya kıyaslamalarına bakıldığında ne gibi aslında süreçte sıkıntılar var? Şimdi bugüne kadar, şu ana kadar yaptığım yorumlar daha çok konut sektörüyle alakalıydı. Ama altyapı tarafına baktığımızda kamu özel işbirliğini... İnşaatın birçok bacağı var ve bu alanda da aslında nasıl altyapıya odaklanmak gerekiyor? Evet, aynen öyle. Belirttiğiniz finansman modeli daha çok büyük altyapı projelerinin finanse edilmesinde tüm dünyada tercih edilen bir yöntem. Çünkü hükümetlerin bütçelerinden ayrıca bir kaynak ayırmadan... Evet, grafiği de ekrana getirebiliriz. Yine aslında Cumhurbaşkanlığı kaynaklı bu tabloda da gösteriyor zaten. Evet, Türkiye burada geçmişte oldukça başarılı örnekler sergiledi diyebilirim. Çünkü büyük altyapı projelerini gerçekleştirmek istiyorsanız, bununla ilgili bütçede yeterli kaynak yoksa ayırabileceğiniz, aslında tüm dünyada en çok kullanılan, tercih edilen yöntem kamu özel sektör işbirliği şeklinde yürütülen, finanse edilen projeler diyebilirim. Türkiye'de bugüne kadar bunun başarılı örneklerini sergiledi. Şimdi tablo ekrana getirelim, bir daha rakamlar bir miktar zor okunuyor. Tekrar üzerinden geçelim grafiğin. Ağırlıklı olarak aslında yatırım tutarı, yani o daha doğrusu sözleşmenin değeriyle yatırım tutarına bakıldığında karayolu tarafında değil mi? En yoğun o cephede. Evet. Hemen akabinde yine biraz havaalanları dikkat çekiyor. Enerji dikkat çekiyor. Sağlık tesisi var. Yani önde gelen sektörlerde sizin hangi sektörler dikkatinizi çekiyor? Kamu özel işbirliğinde altyapı projeleriyle ilgili. Aslında az önce söylediğim gibi tüm büyük ölçekli projelerde tercih edilir. Ama Türkiye'nin son yıllarda yoğunlaştığı büyük ölçekli projeleri, altyapı projelerine baktığımızda enerji projeleri, ulaşım projeleri, hastane projeleri, sağlık kompleksleri, ön plana çıkan şehir projeler, şehir hastaneleri. Aslında bunlar bir ülkenin kalkınmasında da önemli dayanak noktalarını oluşturuyor. Yani tüm dünyada rekabet gücünüzü artırabilmeniz için, yatırımcı çekebilmeniz için ülkenizde yatırım yapacak şirketlere ihtiyaç duydukları enerjiyi, ulaşımı, lojistik desteği sağlayabiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla aslında bu sektörler, bu bakış açısıyla öne çıkan sektörler diyebilirim. Peki bu tarz ekonomide zorlukların yaşandığı dönemde, kamu maliyesinin, borçluluğun, bütçenin sorguladığı dönemde bu gibi yatırımlar, yani kamu özel sektör işbirliği genel olarak finansa erişimle ilgili de likiditeyle ilgili bir sıkıntı yaratıyor mu sizce? Yani bütçeden buna ne kadar pay ayrılmalı, bu tabii ki başka bir programın konusu, onu sormuyorum size ama genel olarak ekonominin zora dara girdiği dönemlerde bu işbirliklerinin nasıl yansımasını görüyoruz? Aslında burada birden fazla büyük ölçekli projenin aynı anda başlatılması, dolayısıyla aynı anda finanse edilme ihtiyacının doğması
temel sorunlardan bir tanesi olarak konuşuluyor idi. Kamu özel birliğinin temel özelliği zaten kamunun kendi bütçesinden finanse ediyor olmaması. Ancak burada yatırımcı açısından da cazip hale getirmek için bu tip yatırımları belli garantiler verilmesi gerekiyor. Aslında sorduğunuz soru belki onunla alakalı. Yani yatırımcıyı motive edebilmeniz için kullanıma bağlı bir ücretlendirme yapılacaksa otoyollarda gördüğümüz gibi minimum kullanıcı sayısını ya da havalimanlarında da görebiliyoruz. Kamunun garanti etmesi gerekiyor ki öyle büyük bir yatırıma özel sektör girişsin. Dolayısıyla böyle dolaylı bir etkisi var diyebilirim. Ancak burada da hani bunu yönetmenin en etkin yolu projeye başlamadan önce fizibilite çalışmalarının gereken titizlikte yürütülmesi olacaktır. Şimdi inşaat sektöründeki son hazırladığınız rapora ve oradaki rakamlara gelelim isterseniz. Özellikle ben biraz büyümeye katkıyla başlamak istiyorum ki grafikte şimdi ekrana gelecek. Evet. Yıllık büyümede inşaatın katkısı nasıl son dönemlerde? Hem dünyadaki bölgesel inşaat sektöründeki büyümeler nasıl? Türkiye'nin büyümesi nasıl ve Türkiye'nin büyümesine katkısı nasıl? Evet. Dünyaya baktığımızda inşaat sektörü gelişmekte olan ülkelerde daha hızlı büyüyen bir sektör. Dolayısıyla ekonomiyi de bu manada daha pozitif etkilediğini söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde bu katkı oranı nispeten daha düşük. Türkiye'de de ekonominin lokomotifi deme sebebimiz bu aslında. Ekonomi büyüdüğü zaman inşaat sektörü de yüksek büyüme oranları gösteriyor. Fakat genel olarak ekonomide bir durgunluk gördüğümüzde inşaat sektörü de bundan en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla biz 2017 ve 18'i aslında bir takım temel konulardaki kırılmalara rağmen kur, faiz, enflasyon gibi aslında sektörün çok hassasiyet gösterdiği konularda olumsuz gelişmeler olmasına rağmen iyi rakamlarla kapattık diyebilirim. 1.3 milyon, 1.4 milyon yıllık konut satışlarıyla kapatıldı. Ocak 2019 rakamlarına baktığımızda orada önemli bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yine bu düşüşün temel sebebi faiz oranları diyebilirim. 2017 ve 18'de çeşitli kampanyalarla desteklenen satışlar vardı. Sübvanse edilen faiz oranları vardı. Aslında aylık faiz oranı özellikle mortgage'da, ipotekli satışlarda %1 gibi bir oran psikolojik sınır olarak genelde ifade ediliyor. Dolayısıyla faiz oranlarını kampanyayla ya da çeşitli desteklerle %1'in altına çekebildiğiniz zaman daha fazla bir hareketlenme görüyorsunuz. Ama son kampanyaların aslında meyvesini toplayabildik mi? Tabii ki o ikinci el konut için ya da her konut için değildi. Bankamı bankaların anlaşmalı olduğu inşaat müteahhit şirketleriyle ilgiliydi ama bunun pozitif rakamlarını satış rakamlarında gördük. Aslında daha yüksek %10 daralma yaşandığı için soruyorum. Onu anlayamadım. Tam olarak pozitif rakam nerede? Konut satışları %9.6'larda daraldı en son TÜİK'te. Evet, sektör daralıyor ama toplam satış rakamlarına baktığınızda 2017 1.4 milyon civarında, 2018'i de 1 milyon 375 bin konut satışıyla yaklaşık tamamladık. Dolayısıyla aslında kurdaki toplam harekete bakarsanız ve faiz oranlarındaki harekete bakarsanız bunun ötesinde bir daralma da olabilirdi. Aslında bir takım kampanyalar da büyümese de sonuçta sert bir daralma da yaşamadı. Sert daralma yaşamaya başlıyor diyebilirim. Çünkü Ocak 2019'da birlikte burada daralma olduğunu görüyoruz rakamlarda. Konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %78'ler civarında düşmüş durumda. Yabancıya satışlar bunu biraz destekliyor. Yabancıya satışlarda ciddi bir artış var ama toplam adet olarak baktığımızda yabancıya satışlar yine de daha sınırlı kalıyor. Dolayısıyla aslında bundan sonra sektördeki yönü daha çok faiz oranları belirleyecek diyebiliriz. Ama az önce güzel bir noktaya dikkat çektiniz. Maliyet artışları. Dolayısıyla bu maliyet artışları henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığı maliyet için maliyet ve ciro ilişkinde bir grafiğimiz var. Onu da ekrana getirelim. Dördüncü grafik. Mevcut fiyatların içerisinde bu artışların olmadığını düşünüyorsunuz. Tam olarak yansıtılmadı. Çok sınırlı olarak yansıtı. İnşaat maliyet endeksine baktığınızda %30'larda bir artış olduğunu görüyoruz. Ama reel artışın sektördeki oyuncular daha bunun üzerinde olduğunu da söylüyorlar. Dolayısıyla
tamamlanmış konutlarda, şu an satışı devam eden konutlarda bu manada bir fırsat olduğu da söylenebilir. Peki, şimdi aslında zaten cironun sert aşağı gelmesi, toplam maliyet ve malzeme maliyetleri sizin resmettiğiniz grafikte, TÜİK kaynaklı grafikte de net bir şekilde gözüküyor. O zaman bu maliyet artışları yansıtıldıktan sonra sizce cirolarda biraz daha düşüş olacak mı? Şu yüzden soruyorum. Yani tabii ki konut fiyatı artacak ama aynı paralelde satışın da artmasını beklemeliyiz. Yoksa fiyatlar arttıktan sonra mevcut satış rakamları sert bir şekilde aşağı gelir mi? Şimdi burada aslında pek çok farklı faktör de devreye giriyor. Yani burada analiz ettiğimiz, ileriye dönük yorum yaparken kullandığımız bir takım veriler var. İşte faizle ilgili beklenti, enflasyonla ilgili beklenti evet, gibi. Evet, o grafikleri de alalım bu arada. Konut satışları, ipotekli satış ve faiz rakamları. Bunun dışında demografik tercihler de çok önemli. Yani Türkiye'de ihtiyaç dışında bir yatırım aracı olarak da görülüyor. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde de benzer eğilimleri aslında test etmiştik. Faiz oranlarında hızlı bir gerileme olduğu zaman alternatif yatırım getirileri aşağı doğru gitmeye başlayınca hızlı bir şekilde yine konut yatırımına doğru yönelmede olabiliyor. Yani burada aslında konut yatırımcısının genel psikolojik durumu da talebi etkiliyor diyebilirim. Burada herhalde bir miktar aslında güven endekslerini de konuşmak lazım değil mi? Evet. Yani oradaki güven endeksleri rakamlarında özellikle en sıcak bugün ekonomik güven endeksi geldiği için onu paylaşalım. Saat 10'da biliyorsunuz Türkiye'de ekonomik güven endeksi açıklandı. Ocak ayında rakam 78.5 olarak açıklandı. Evet. Şubat ayındaki rakam 79.4'tü. Dolayısıyla bu son rakam, Şubat ayındaki rakam bir miktar yükselişe işaret ediyor. Fakat alt kayılımda İnşaat sektörü güven endeksi Şubat özelinde 56.7'den 51.8'e geriledi. Yani manşet rakam 79.5'larda, inşaat 51.8'de ve geçen aya göre de gerilemiş. Gerçekten bu bahsettiğiniz faktörler, maliyet artışı, faizler, kur, bütün bunlar mı bu güveni aşağı doğru çekiyor sizce? Hepsi bir bütün olarak diyebilirim ama bütün bunlar bir genel negatif psikolojik ortam da yaratıyor aslına bakarsanız. Çünkü ekonominin temelinde de zaten bu güven vardır. Dolayısıyla genel bir olumsuz algı buradaki ileriye dönük trendleri de belirliyor diyebilirim. Belirttiğiniz gibi inşaat 56.7 idi. Bu biraz daha geriye gitmiş durumda. Aslında Ocak ayındaki konut satışlarına baktığınızda bir önceki yılın ocağına göre bu düşüşü görebiliyoruz. Yine sektör oyuncularından da bunu teyit edebiliyoruz. Ama buradaki gidişatı bundan sonraki enflasyon beklentisi, buna paralel faiz beklentisi. Çünkü kredi oranları 2018 senesine baktığınızda ortalama 2.30'ların üzerindeydi. Şimdi 1.50'lere doğru çekilme var. Dolayısıyla kredi faiz oranlarındaki aşağı çekilmeler de burada tekrar yatırımcıları hareketlendirecektir diye düşünüyorum. Peki özellikle ipotekli satışlar tarafına baktığınızda önümüzdeki dönemde faizler bir miktar aşağı gelirse, ikinci yarıda çünkü Merkez Bankası'nın da faizleri biraz aşağı getirmesi bekleniyor. Merkez Bankası'ndan bağımsız olarak hazinenin ihaleleriyle uzun vadeli faizler de biraz kontrol altına alındı. Sebebi bankalar nezdinde de yani Türkiye'de 10 yıllık faizin ya da işte 5 yıldan sonraki vadelerdeki faizin aşağı gelmesi, kendilerinin fonlama kanalının maliyetlerinin aşağı gelmesine ötürü konut kredi faizlerinde de düşüş beklentisini doğuruyor. Şimdi bütün bunlar sizce bir miktar daha satış rakamlarını pozitif etkiler mi? Siz faizlerin gerilemesini bekliyor musunuz? Faizlerin gerilemesi tabii tamamen ileriye dönük ekonomideki beklentilerle alakalı. Yani kurda hala bir risk gördüğümüz müddetçe faizlerde radikal bir aşağı geliş beklemek zor diye düşünüyorum. Ama özellikle ekonomik büyümeyle ilgili beklentilerin yurt dışından Türkiye'ye para girişinin artmasıyla birlikte eğer biraz kur üzerindeki baskı rahatlarsa bundan sonraki dönemde ki seçim sonrası da burada bence önemli olacaktır. Bu faizlerin de aşağı doğru gelmesini hızlandırabilir. Dolayısıyla buradaki temel faktör hani radikal bir tekrar yukarı çıkış hareket için özellikle konut sektöründe faizler olacaktır diye düşünüyorum. Peki
Bundan sonraki dönemde özellikle istihdam ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani sektörde yaşanan bütün bu sıkıntılar muhakkak inşaatta istihdamı da etkiliyor. Yine raporun içerisinde bunu da resmetmiştiniz. Özellikle inşaat istihdamı grafiğinde. Evet. Önümüzdeki günlerde bir çarpan etkisi de sadece inşaat sektörü değil diğer sektörlerdeki istihdamı da etkiler mi sizce? Yani burada sektördeki rakamlara baktığınızda yaklaşık 2,5 milyon civarında çalışan var. Tabii satışlardaki yavaşlama, devam eden projelerdeki aksamalar, yavaşlamalar, durmalar veya yeni projelerin başlamasındaki yavaşlama istihdamı doğrudan etkiliyor. Aslında çok sert bir düşüş yok, böldüm İsmail Bey. Evet. Ama ekrana gelen grafikte değil mi? Yani hızlı bir, gerçi bu inşaatın toplam istihdam içindeki payı. Evet, toplam istihdam içindeki payı. Burada aslında takip ettiğimiz temel göstergeler yeni yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi. Şimdi yapı kullanım izin belgesine baktığımızda önceki yıla göre %1,6 toplam metrekare üzerinden bir artış olduğunu görüyoruz. Bu devam eden inşaatların tamamlandığını ve işte iskan belgelerinin alındığını gösteriyor. Dolayısıyla devam eden bir süreç var. Ancak yeni yapı ruhsatlarında %55 civarında bir düşüş var. Yani bundan sonrasında özellikle mevcut konut stoğu da dikkate alındığında arz tarafında bir yavaşlama olduğunu buradan görebiliyoruz. İşte bu arz tarafındaki yavaşlamanın muhtemelen istihdama da bir yansıması olacaktır. Şimdi son birkaç dakika içerisinde biraz izleyicilerin soru ve yorumlarına da yer vermek istiyorum. Tabii. Murat Keskin diyor ki sektördeki rakamların doğruluk payı nedir? Tabii burada biraz Merkez Bankası istatistikleri, TÜİK, işte inşaat yapı ruhsat izinleri derken kafalar karışıyor. Hangi veri setini nasıl almak gerekiyor? Oradaki sağlıklı ölçümler nasıl? Onun dışında tabii işte Konutlar, GİODER'in açıkladığı rakamlar var. Evet, biz daha çok TÜİK Merkez Bankası verilerini kullanıyoruz. Bunları aslında düzenli olarak takip edebilirler. Referans aldığımız temel göstergeler bunlar. Bunun dışında az önce belirttiğiniz gibi sektördeki bir takım kuruluşların yayınladığı raporlar var. Biz de düzenli olarak bu manada rapor yayınlamaya çalışıyoruz. Bunlar takip edilebilir. Yani verilerin sağlıklığı aslında Türkiye'deki ekonomik veriler ne kadar sağlıklıysa buradaki veriler de o kadar sağlıklı diyebilirim. Ancak hani tek bir elde konut sektörünü özel işte veri setinin toparlanması ile ilgili bir takım ihtiyaçlar da zaman zaman dile getiriliyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir değişim gelişim olur mu takip edeceğiz. Yine Mert bazı sormuş, Mert Bey diyor ki imar barışı ile kazanılan gelirlerin kentsel dönüşüm finansmanında kullanılabilip bilmeyeceğini soruyor. Tabii biraz eleştirisel yaklaşmış. Ben tweet'i biraz kısalttım ama ne dersiniz bununla ilgili? Hem imar barışını sorayım hem de kentsel dönüşümü. Kentsel dönüşümden beklenti çok büyüktü. Yani Türkiye'de toplam 7,5 milyon adet konut stoğunun kentsel dönüşümle yenilenmesi hedefleniyor. Bunun parasal karşılığı oldukça büyük. 2030 yılına kadar koyulmuş olan böyle bir hedef var. Ama en son açıklama... Ne kadarlık yaklaşık bir parasal karşılığı olabilir? Yani tabii ki bunu tam olarak söylemek mümkün değil ama analiz yapıldığında beklentiler. Geçmiş verilerde 200 milyar dolarlara yaklaşan rakamlar telaffuz ediliyor idi. Ki bu da alt sınırı diyebilirim toplam rakamın. Oldukça büyük bir rakamdan bahsediyoruz burada. Aslında kamu için önemli bir finansman değil mi? Tabii İmar yani... Barışı. Düşünürseniz yılda 600 bin civarında yeni konut üretiliyor Türkiye'de. 600 bin konut üretilen bir ülkede 7,5 milyon sadece yenileme yoluyla yeniden inşa edilecek olması oldukça önemli bir rakam diyebilirim. Son olarak da özellikle inşaat şirketlerinin, müteahhit şirketlerin neye göre kredi kullanıyorlar da en ufak bir ekonomik zorlukta bu krizi en çok onlar hissediyor diye sormuş izleyicimiz. Aslında şöyle sorayım ben de soruyu. Yani bir denetleyici kurum gerekmez mi? Yani sektörde genel olarak inşaat sektöründe bir türlü bu arz talep ayarlanamıyor. Gerçi sadece Türkiye özgü bir durum değil bu. İşte konut balonu, işte mortgage krizi, keza işte bankalarda biraz işin içindeydi ama Amerika'da, Avrupa'da birçok ülkede yaşandı. Aslına bakarsanız yani liberal bir ekonomide, serbest ekonomide düzenleyici kuruluşların yapabilecekleri değil, sınırlı. Aslında bunlar bence yapılıyor şu an. Ama bunun dışında bir girişimcinin risk iştahını bir yere kadar kontrol edebiliyorsunuz. Burada konut sektörü bence ekonominin kalanından çok da ayrışmıyor. Yani bugün Türkiye'deki diğer sektörlere baktığınızda bir takım sorunlar yaşayan şirketler varsa
aslında bunların da belki almamaları gereken riskleri alan şirketler olduğunu görüyoruz. Burada en çok dile getirilen hani sektöre girişte belli standartlar olmaması, işte herkesin müteahhitlik yapabiliyor olması belki. Dolayısıyla bununla ilgili de bir takım düzenleme çalışmaları olduğunu görüyoruz. Hani bu manada belki bir düzenleme olabilir ama onun dışında hani bu şirketlerin çoğu zaten zorunlu denetime tabi olan şirketler finansal açıdan. Konkordatoların ve yapılandırmaların devamını bekliyor musunuz yoksa göreceğimizi gördük mü diyorsunuz yoksa bir süre daha aslında inşaat sektörlerinde borç ödeme ile ilgili sıkıntı yaşanacak mı? Bu çok zor bir soru. Hı hı. Sadece inşaat sektörü için değil tüm sektörler için geçerli bir soru. Ama inşaat özelinde bizim baktığımız İspanya modeli var. Geçmişte ciddi bir... Ve tabii danışmanlık yapıyor musunuz? Onu da sorayım. Danışmanlık yapıyoruz. Aslında bu aralar en revaçlı olan danışmanlık bu. Yeniden yapılandırma danışmanlığı diyebilirim. Bankalarla şirketler arasında aracılık yapıyoruz. Yani bu noktada da hani tüm şirketlerin mutlaka yapılandırılması, kurtarılması bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Burada şirketlerin analiz edilip gerçekten iyi durumda olup da nakit sıkıntısı yaşayan şirketlerin desteklenmesi gerekiyor. Artı bu desteğin yani şirketler tarafından da eğer varsa bir borç yapılandırma ihtiyacının bunu çok geç bir zamana kalmadan vakitlice yapılması buradaki yapılandırma maliyetleri açısından da olumlu olacaktır. Ancak sektörün genelini ve hani ekonominin genelini düşündüğümüzde bu desteği şirketlere vermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. KPMG Türkiye İnşaat Sektör Lideri İsmail Önder Ünal'ı ağırladık Fokus'un bölümünde. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın arkasından piyasaları konuşacağız. Cumhur Örnek'le beraber.